Merhabalar. Merhaba. Efendim. Siz sordunuz, bizler yanıtlayacağız şimdi. Buyurun. Evet. Buyurun o zaman. Geçelim yanıtlara. Bayağı soru sordunuz arkadaşlar bu arada. Teşekkür ederiz. Evet, ilginize. Çok da eğlenceli sorular. Evet, kesinlikle. Evet, Emir Bayram 21 sormuş. Boş Nintendo kutularıyla ilgili sormuş, nereden bulabilirim diye. Nintendo Online ile ilgili sormuş ve daha fazla vlog yapacak mıyız demiş. Anıl Bora yürüten de vlog çekip çekmeyeceğimizden evet. Söz hatta etmiş. Bir arkadaşlar vlog istedi galiba. Evet. Arkadaşlar öncelikle Emir'in sorusunu cevap vereyim. Çok iyi kullanmış bu fırsatı diye düşünüyorum. eBay'den bulabilirsin Emir bildiğim kadarıyla. Belki AliExpress gibi yerlerde de satıyorlar. AliExpress mantıklı bence varsa. Çünkü Hollanda'dan özellikle aldırmanın bir yararı yok. Daha pahalıya gelir yani. Evet, yani eBay dışında ben de emin değilim açıkçası. 2018 için duyuruldu online servisi Switch'in ve paralı olacak. Yani PlayStation Plus gibi ya da Xbox Live gibi düşünebilirsin. Öyle bir abonelik sistemi evet. olacak. Vloglar açısından da çok dolu içerik olduğunda yapmayı düşündüğümüz bir şey. Çünkü onun dışında hani yani her zaman insan hayatında yeterince paylaşacak şey olmayabiliyor. Bir de çok, ama nedir? Evet, yani biz dolu içeriği sevdiğimiz için hani çok... boş boşuna yani biz de çok geyik insanı değiliz belki de. Belki. Bazen de hani içerik böyle materyal dolu olmuyor ama insanlar çok evet. eğlenceli şeyler. Ama ileride olabiliyor. Hani kanal daha çok iş gibi bir şeye dönüşürse bizim için o zaman daha çok içerik üretmek adına öyle bir şey düşünebiliriz. Şimdilik arkadaşlar. Bu kadar zaman ayırabiliyoruz zaten. Evet. Ama ne bileyim bir oyun konferansı olur, bir çok özel bir oyun dükkanı olur. Kesinlikle böyle falan, fikirlerimiz var. Şeyler ayrı. Evet efendim. Siz okumaya devam edecek misiniz? Hızlıca geçmek isterim. Lütfen. Blue 21, teslim olanın bakış açısı 18, Oğuz Gök 13 ve oyun... 13'ler falan saat. Saat mi? Onları ben ayıramadım da. İyi ki dedin onu. Tamam. Ben de herkesin adını yanında niye bırakan var? Oyun matkabı kendileri genel olarak hikayemizi sormuşlar, niye Hollanda'sınız, ne oldunuz, ne yaptınız falan evet, diye. Evet, nasıl gittiniz, ne yaptınız diye. Efendim, evet, birer sene önce geldik evet. Buraya. Hep yurt dışında yaşamak isterdik mi? Evet, isterdik yani, deneyim olarak istemiştik zaten. Öyle birer fırsat bulunca da denemek istedik. Ben doktora yapıyorum burada. Ben çalışıyorum arkadaşlar, işime devam ediyorum burada. Bu şekilde. Öyle yani şimdilik burada. Böyle geldik. Şeyimiz yok. Burada doğmadık. Evet ondan yani şimdilik sonra buradayız ama zaten kim bilir ne olur. Zaten başladığında da Hollanda'da değildi videolar. Değildik, Türkiye'deydik zaten. Baştan beri takip edenler bilir. Evet zaten bayağı bir ortam değişti dikkat ederseniz. Işık değişti. Evet. O da. Şimdilik burayla idare ediyoruz bu şekilde ama ileride daha güzel bir stüdyo ayarlamayı da düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. Yani bir şey en azından bir... Evet, yani yaptığımız 4. 5. iş falan olduğunu düşünürsek ya evet, hayatta bir yandan evet. O iş yani tek ikişer işler yani. Evet, üstüne hobiler üstüne bunlar. En sevdiğimiz müzik grupları sorulmuş. Ben cevap vermek isterim. Sana da sorulmuş sonuçta. Usta Fare sormuş. Nick Cave and the Bad Seed çok severim. Battle of Mice çok severim. Blank Guardian çok severim ve Mastodon çok severim. Çok alakasız gruplar oldu ama sevdiğim her evet, türden bir grup seçmek istedim. Battle of Mice'ı ben de severim bu arada. Efendim benim yani çok fazla grup diyorum ama hayatımda en çok etki eden derseniz Team Dresch ve Sleater-Kinney diyebilirim. Son yıllarda çok fazla Dematory dinledim. Tohu grubudur, Tohu cover grubu. Dance with the Dead dinledim, Soul Cycle dinledim. Böyle ama değişiyor yani çoğu zaman yine bir kaplan atladı arkamızdan dikkat edersiniz. Evet. Dematory'mi çok severim. Ya. Evet. Konsertim için Türkiye'ye tatile geliyor musunuz? Ağırlayayım diyor. Çok teşekkürler. Ve oynayacak takım arkadaşı bulamadığınız oyunlar varsa eşlik edebilir miyim gibi yine oyunu oynamak için şeylerimize oyun oynanan platformlardaki kullanıcı adlarımıza sonra tekrar değineceğiz. Değineceğiz arkadaşlar, paylaşırız, oynarız. Giray çok güzel bir soru sormuş. Giray Demirci, nasılsınız? İyilik sizi sormalı. Ben iyiyim. Teşekkür ederim Giray. Sen nasılsın? Evet, Alican Turhan sormuş ki son oyuncak adı nereden geliyor? Son oyuncak buysa iyi ki nerede? Nereden geliyor? Güzel bir bakış açısı. Aslında kanal başta senin kanalın. Ben de her videodaki misafir gibi bir şeyim. Öyleydi. Öyle başladık ama yani her videoda Zeynep'le çekince bizim kanalımız olsun yani böyle saçma oldu diye düşünmeye başladım. Evet, isim seçerken de fikrimi belirtmiştim ama fikir senden çıktı son oyuncak. Evet, son oyuncak arkadaşlar yani işte izlediğimiz filmler, diziler, oynadığımız oyunlar bunlar bizim için birer oyuncak, birer keyif aracı. Evet. En son yaptığımızı genelde konuştuğumuz için son oyuncak gibi bir adı var kanalın. Hoşumuza da gitti. Ben oyuncak kelimesini çok severim zaten. Oyuncakları da çok severim. O yüzden... Güzel oldu bence de. Evet. Yani eminim çok daha güzel isimler vardır ya da çok daha kötü ama bu da bizimki. Bu da bizimki. Evet. I should have been the one to fill your dark souls with light. Güzel bir kullanıcı adı. Devil May Cry sanıyorum. Bizde özel yeri olan oyunlar var mı? Tabii ki. Var bu bir videolarımızın özeti gibi bir cevap olacak. Mı? Siz buyurun. Olmaz mı demek istiyorum. Sayın arkadaşımız adını okumayacağım başta. I should diye. Bir tane favori oyunlarımız, videomuz var aslında. Ama yine birkaç tanesine değinmek gerekirse mesela Borderlands serisi benim. Fallout New Vegas'ı çok seviyorum. Ondan sonra Advance Wars serisini çok seviyorum. Europa Universalis 4'ü de çok seviyorum mesela. Ve Katamari serisine de bayılıyorum. Keşke geri gelse diyorum. Çok da keyifli. Evet. Benim için en önemli oyunlar, ilk oynadığım oyunlar Baldur's Gate, Nox ve Diablo 2. Baldur's Gate'in hepsi tabi. Bu üçü benim için çok özel. Hatta bu oyunları da arkadaşım, liseden arkadaşım Ömür'e borçluyum. Ömür'ü tanıttı bana bu oyunu. Ömür'e de buradan izlemiyordur ama selamlar. Evet, Jack Tim Witcher kitaplarını okuduk mu diye sormuş. Ben okumadım, siz? Ben okumadım arkadaşlar. Yalnız... Witcher lore'unu bilmiyorum da fazla açıkçası. Oyunlarından da sadece Witcher 3'ü oynadım yani. Onu da hepsini oynamadım açıkçası. Böyle. Evet. Witcher bilgimiz yok arkadaşlar. Ben daha oynamaya varamadım bile son oyununu. O kadar merak ediyorum ki. Şurada duruyor, oynayabilirsin. Ya orada duruyor da. Çok oyun var sıra. Neyse. Scary Movie sormuş ki en çok hangi oyun türlerini seviyorsunuz ve sevmiyorsunuz? Ben RPG seviyorum. Action Adventure, aksiyon macera deniyor mu? Evet. Onu seviyorum. Sandbox oyunlarını seviyorum. Ona kum kutusu denmiyordur eminim. Kum kutusu denmiyor. Zaten kum kutusu da değil. Ne diyoruz buna? Kum havuzu. Kum havuzu galiba. Evet, sandbox oyunlarını tabii kendi dünyamı yaratmaktan dolayı seviyorum. Yani gidip en işte karanlık sandbox oyununda da bir evcilik oynar gibi bir Sims. Gotik Sims falan filan öyle bir şey var ama yani insanlar çeken. Kendi alanını yaratma. Var. Sevmediğim oyun türleri spor. Oyun türlerini hiç sevmiyorum. Hiç alakam yok. De varmış, evet. Yani ama Gökçe'yle 2-3 kere NBA'de müsabakamız oldu. Keyifli oluyor. Yani Zeynep'in heyecanını görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yerlere falan. Kabiliyetine rağmen yani. Yani oynayınca keyifli oluyor ama hiç elim aramaz yani. Ay, araba oyunlarını da hiç sevmem. Need for Speed falan. Yani beni evet. Sarmıyor. Ben istiyorum ki yaptığım şeyin bir sonucu olsun, bir yere varsın. Evet, orada varıyorsun zaten. Yarış. Ya böyle... öyle de ama yarış yani... yarışı nereye kadar? Ama daha sonra da böyle kariyer modları falan çıkınca belki değişmiş olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Efendim, ben en çok strateji, puzzle ve RPG oyunlarını seviyorum. Ondan sonra ama her nesilde takip ettiğim tenis ve basketbol oyunlarını da takip ediyorum mutlaka. Oyun yayıncılığı adına bir evet, şey... Evet, devam ediyorum. Ha, YouTube'dan pardon. Önce oyun yayıncılığı sen, adına... Sevmediğim oyun türlerine de değinmem gerekirse arkadaşlar küçüklükten çok alışkın olmadığım için ve hep o yüzden sinirimi bozduğu için ve stresi de kaldırmadığım için platformlardan hoşlanmıyorum. Hep oynamak istiyorum, hep çok gözüm gidiyor, çok güzel platformlar yapıyorlar. Ama maalesef elim varamıyor. Sen de çocukken alışıp birkaç joystick kırmalıymışsın. Keşke, gibi. Keşke. Evet, yani YouTube'dan önce herhangi bir oyun yayıncılığı, böyle çekim, video bir şeyin oldu mu? Eskiden Nintendo Türkiye vardı. Orada çok ufak tefek bir iki bir şeyim yayınlanmıştı. Ama onun dışında hiç olmadı arkadaşlar. Evet, eğitim olarak ben edebiyatçıyım. Öğretmenlik ve çevirmenlik yaptım. Öyle. Siz? Ben de efendim dil ve edebiyat üzerine eğitim aldım. Mesleğim çevirmenlik ama aynı zamanda aşçılık eğitimim var. Evet, güzel. Aytu Şaşal, Boran Roni Urtekin ve Nihil Profet bize filmlerle ilgili sorular sormuş. En sevdiğimiz filmler, yani aslında en sevdiğim bir film, en sevdiğim bir dizi, dünyanın en güzel bir filmi, mainstream olmayan film, yani bir film soruları var genel olarak. Evet. Bir şeyler diyelim istersen. Efendim, bir de bir tane daha var. Şu ana kadar izlediğimiz dizi ve filmler arasında Benim dizilerden favorim Buffy the Vampire Slayer ve ondan sonra Angel. Diğer her şey bu ikisinden sonra geliyor benim için. Ve hep öyle oldu, bugüne kadar değişmedi. Film olarak da Mike Lee'nin Happy Go Lucky filmini, yani şu an en çok beğendiğim film o diyebilirim, hani aklıma gelenler arasında. Benim için The X-Files, yine ilk izlediğim dizilerden olduğu için. Yeni şeylerden de, yeni dizilerden de, çok yeni olmamakla birlikte eskisi değil yenisi Battlestar Galactica. Evet, o ikisini seçebilirim ama çok güzel yayınları, yapımları izliyoruz ama seçmek zor oluyor. Evet. Film olarak The Royal Tenenbaums seçtim. Görsel olarak çok güzel. Wes Anderson'dan. Wes Anderson'ın sevmediğim hiçbir film olmadı da. Buradan şeye bağlayalım mı? Mainstream olmayan favori filmlerimizi. Evet. Evet, bağlayalım Zeynep. Niye bağlanıp? Buyurun. Ben şimdi film seçemedim ama öyle isimler seçtim ki izleyip beğenmediğim filmi yok. Michel Gondry, nereden? Eternal Sunshine'dan, Science of Sleep'ten falan hatırlıyoruz. Uzatmayacağım. Wes Anderson, Haneke, Darren Aronofsky, Stanley Kubrick ve Spike Jonze. Yani bütün filmlerini çok beğendim. Yani evet. Hani çok öyle alternatif isimler değil ama hani. İşte bunlar artık mainstream sayılmıyor. Biz lisedeyken bunları biliyorsan böyle bir havalı oluyordun. Kendi aranda artık toplanıp izliyordun. Artık her şey mainstream oldu. Evet. Öyle oldu maalesef. Şey, evet, ben de biraz Instagram sayesinde. Ben de aynı favori film yönetmeni olan Mike Lee'nin filmlerini çok beğeniyorum. İngiliz bir yönetmen kendisi. Ondan sonra İngiltereli diyeyim. 90'lar Amerikan komedilerini ve kara mizah filmlerini çok beğeniyorum. Mesela Maverick gibi ya da Yırtık Rahibe serisi gibi çok seviyorum. Yani aşırı derecede seviyorum. Zaten 90'ları çok seviyorum genel olarak. Başka Much Ado About Nothing'in 2012 yapımı, Joss Whedon yapımı bir modern adaptasyonu var. Çok seviyorum. Çok bilindiğini düşünmediğim bir film ve bence izlenmesi gereken bir film. Bir de müzikalleri çok severim. Ve en sevdiğim müzikallerden de mainstream değil diyebileceğim Hedwig and the Angry Inch var arkadaşlar. Değeri bilinmemiş filmler bölümü, belki bilim kurgu kapsamında falan öyle bir şey yapabiliriz. Genel olarak bakalım. Da olabilir. Bence güzel bir fikir. İşte dediğimiz gibi her şey ne kadar zamanımız olduğuna bağlı. Evet. Evet. Peki. En sevdiğimiz filmden söz ettik. Diziden söz ettik. Peki... en sevdiğimiz kitap. Aynı kitap da mı var? Kitap da var. Aşağıda biraz daha göreceksiniz. Ay efendim. Evet. Sen güzel birleştirmişsin bunların hepsini. Çok güzel. Arkadaşlar bir kurmaca olmayan film, kitap ve bir tane de kurmaca olan kitap söyleyeceğim. Kurmaca olmayanı herkes okumuştur hemen hemen. Okumadıysa da okusun bence. Carl Sagan'ın Kozmos tabii ki arkadaşlar. Yani evreni tanımak insanın hayata bakışını en derinden etkileyen şeylerden biri bence. Diğeri de Chester Himes'ın A Rage in Harlem, Harlem Detective serisi diye geçiyor galiba. İnanılmaz bir yazar bence, çok başarılı. Özellikle crime türünde şeyleri seviyorsanız, romanları seviyorsanız. Böyle, naçizane. Evet, ben Ursula Le Guin'in Yerdeniz Üçlemesi'ni önereceğim. İstediğiniz dilde okuyabilirsiniz. Türkçe çevirisi de çok güzel bence. Hazır yeni kitap bofu. Hazır yeni vefat etti diyor. Yılda 100 kitap falan okuyan insanlardan. Ama önerecek çok kitap var. O yüzden seçmek zor her zaman. Kurmaca olmayan kitapta önermeyi senden gördüm. Ama bir kitap öneremeyeceğim. O kadar çok kurmaca olmayan kitabı okuyorum ki. Ama birisine öneri verecek olsam araştırıp seçerdim ve kesinlikle eşitsizlikler üzerine yazılan bilimsel araştırmalı kitapları seçerdim. Çünkü bazen örneğin işte şu beyazdır diye o kadar inanıyoruz ki bunun aslında sosyal ya da kültürel ya da politik bir olgu olduğunu anlamıyoruz. Birisi söyleyene kadar fark etmiyoruz ve bazen bunlarla ilgili birçok araştırma da oluyor ve okuyunca insan çok şaşırıyor. Çok ilginç bir konu. Evet. Efendim. Guilty Pleasure filmimiz. Ben o soruyu atlamışım. Ben bir düşüneyim. Evet, sen onu düşün, ben kendimden söz edeyim. Benim için tüm Marvel filmleri, özellikle içinde Loki olan tüm filmler, Thor hikayesinin olduğu filmler. Niçin benim için Guilty Pleasure? Yani çok da övüne övüne izlemediğim ama keyif alarak izlediğim diye çevirebilirim herhalde. Şöyle, çünkü izlediğim diğer şeyler kadar derinliğiyle tatmin edici değil işte. Ama bariz para için yapıldığı belli olan böyle. Evet. Eğlenceli filmler ama çok eğlenceli. O yüzden yani. Ya benim aklıma gelmedi arkadaşlar. Evet, batmasını istediğim şirkette benim aklıma gelmedi. Yok benim. Batmasın kimse ya ama politikalarını düzeltsinler. Değişsinler. Evet, Bioshock oyunlarını oynadık mı? Ben Bioshock Infinite oynadım, çok güzeldi. Diğerlerini oynamadığım için karşılaştıracağım. Ben Bioshock oynamadım arkadaşlar maalesef. Maalesef oynayamadığım zamanında serilerden bir tanesidir. Sonra da oynamadım. Mentor Frostbite, teşekkürler bu soru için. Evet. Emirhan Doğan sormuş ki Nintendo Switch'te en çok oynadığınız oyun. En çok sanıyorum galiba Zelda oynadım arkadaşlar ya. Ben de Zelda oynadım en çok. Ondan sonra Stardew Valley ve Super Mario. Şeyi çok oynadım ya ben. Mario Rabbids Kingdom Battle'ı çok oynadım. Galiba Zelda'dan sonra o geliyor. Saate baktığımda ben Zelda olarak evet görüyorum henüz. Ama Mario Rabbids'de oynanmayacak gibi değil yani, bayağı gidiyor yani. Çok bayağı güzel oyun. Murat Akça ve Onur Dev User bize sormuş ki indie bir oyun yapacak olsanız ya da bir oyun veya konsol yapacak olsanız nasıl bir şey olurdu? Ya bence ya böyle çok böyle derin diyaloglu karanlık bir RPG yapardık seninle. Böyle kafayı yerdik sonra da. Ya da dünyanın böyle en şirin, en renkli sandbox oyununu falan yapardık diye düşünüyorum. Ben de hikaye ağırlıklı RPG demişim. Tabii sen, ben ve bir arkadaşımız daha olurdu diye de tahmin ediyorum. Eminim hatta. Böylelikle. Evet. 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 Geç anladın mı? Mantıklı. Evet. Şu an izlediğimiz diziler sorulmuş Artur Aktaş tarafından. Star Trek The Next Generation 1. sezon. Beraber izliyoruz. Angel 3. sezon. Ayrı izliyoruz. Ve Crazy Ex-Girlfriend 3. sezon izliyoruz. Evet arkadaşlar. Sen ne izliyorsun ayrıca? Ben bir de Doctor Who 2. sezon izliyorum. Rick and Morty 3. sezon izliyorum. Ben bitirdim. Ya ben de bitirmek üzereyim Zeynep ya. Evet, Volkan Döküner sormuş ki hayatım sonuna kadar bir oyun oynasam ne oynardım? Bu soruya zorlandım. Bu soruya bayıldım ya, var ya. Çünkü ben bunu düşündüm daha önce. Ve iki oyun arasında kaldım, o zaman da kalmıştım. Çünkü ben zaman zaman düşünüyorum, iki oyun var. Bu iki oyunu oynarken ya hayatım sonuna kadar bu oyunu oynasam bana yeter herhalde diye düşünüyorum. Ama iki oyun olduğuna göre yetmezmiş değil mi? Yani. Evet, Europa Universalis 4 ve NBA 2K serisinden seçeceğim bir oyun arasında kaldım. Ama işte rosterlar falan derken 2K dertli olur. Serverları da kötü. Bir de 2K yani sorunlu firma. O yüzden Europa Universalis 4'ü seçiyorum arkadaşlar. Benimki benden beklemediğim bir tercih ve değişebilir. Mesela yarın sorsam farklı bir şey diyebilirim. Bugün Terraria diyorum. Ama ben de gayet Terraria beklediğim bir şey. Don't Starve arasında Terraria mı diyecektim? Keşke deseydim yani. Yani Baldur's Gate değil. Öncelikle o da bir şaşırtıcı. Ya o müzikle kolay gelsin Ömür boyu. Kendim müzik dinlersin. Açarım müzik dinlersin. Yani sandbox olması kolaylaştırıyor Ömür boyunca oynamayı. Evet. Evet. Diagonal Bramble sormuş ki ortak olarak beğendiğimiz oyunlar var mı? Var efendim. Söylüyorum bak, ben tahminimce Borderlands 2'yi çok seviyoruz. Evet. Fallout New Vegas'ı çok seviyoruz. Hemfikirim. Bu kadar. Gördüm cevaplarını, ortak oldum fikrine, hiçbir şey eklemedim. Bir oyunun, bu sorunun ikinci bir bölümü de var, buna ben cevap vermiştim. Neden Nintendo içeriklerine ağırlık veriyoruz? Benim düşüncem şu, bu sene Nintendo yerine PlayStation tamamen yeni bir konsol çıkarsaydı PlayStation'a ağırlık veriyor gibi dururduk. Evet. Nerede malzeme var? Biz oradayız. Ama kullandığımız ve sevdiğimiz malzemenin oradayız. Yani... her şeye de evet atlamıyoruz yani. Bir de şey de var yani, benim Nintendo'ya özel bilgim var gerçekten. Hani çok yeriyorum da, çok övüyorum da geri geldiğinde, öyle hiç fanatizmim falan yoktur bu arada yani. Gerçekten iyi iş yapan her şeyi överim. Yapmayanı da yererim ama eleştiririm diyeyim daha doğrusu. Ama evet, özel bilgim var ve daha çok takip ettiğim doğrudur yani Nintendo'yu. O yüzden de biraz Nintendo içeriğine de ekstra bir... çünkü onu tükettiğim için onun üzerine konuşuyorum gibi bir durum oluyor. Benim de çocukluğumdan bir ilgim olabilir. Her ne kadar Nintendo ve Batari sahibi olmuş olsam da. Ya çocukken... o Nintendo 7. Nintendo Wii çıktığında arkadaşlar Nintendo 7 diye bir şey çıkmıştı böyle ama Roma rakamıyla 7, böyle Wii gibi okunuyor. Çok güzeldi. Evet, Mesce demiş ki en çok kitap mı, film mi, video oyunları mı? Ya yani şimdi 3 çocuğum var, 3'ünü ayırayım falan gibi bir şey bu arkadaşlar. Olmaz, ayıramam. Hepsini çok seviyorum. Ben sıraladım, kitap, oyun, film şeklinde sıraladım ama aralarında o kadar az fark var ki. Kitap, oyun, film diye mi sıraladım? Kitap, oyun, film diye sıraladım ama yani böyle Çok az fark var aralarında. Şimdi diziyi yani de oraya sok derdim. Senin devrelerini yakardım bak. Zor oldu bak şimdi. Tamam, sokma sokma. Evet, Özgür Gürler demiş ki özellikle Amerikalıların övmesiyle popülerleşen Zelda, Mario gibi Japon oyunları sizce abartılıyor mu yoksa yerlerini hak ediyorlar mı? Ne dersiniz? Söylemek isterim yani, buna cevap benim diyorsun bu. Lütfen, lütfen siz rahat olun. Abartıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben ne kadar Nintendo hayranı olsam da ve ne kadar mesela Breath of the Wild gerçekten çok güzel bir oyun olsa da, Odyssey de bayağı güzel bir oyun bu arada. Ama şöyle Amerikan medyasının özellikle son bir 5 senedir falan Nintendo'ya toz kondurmama durumu var. Yani bu bir gerçek. Hani öyle para alıyorlar falan filan muhabbetleri bana saçma ve çocukça geliyor ama gerçekten toz kondurmanın durumu var. Tabii Nintendo kitlesi de çok sesini çıkaran bir kitle olduğu için de biraz da belki ondan da çekiniyorlar diye düşünüyorum. Ama bununla birlikte tabii bu 5 senenin öncesinde de Nintendo'nun hep bir aşağılanma durumu da vardı. Yani bu Amerikan basında da vardı ama mesela bizim gibi küçük ülkelerde zaten Nintendo'yu pek insan yerine koyan olmuyordu hatırlarsanız. O nedenle mesela şu son dönemde çıkan mesela Switch oyunlarının incelemelerinde biraz abartı olduğunu düşünüyorum. Ama yine de Nintendo'nun çok başarılı olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Yani belli bir seviyenin üzerine hak ediyorlar ama mükemmel notları hak eden oyunun hayatta zaten çok az olduğunu düşünüyorum. Ben az Nintendo bilgimle de olsa lütfen abartıldığını şu şekilde düşünüyorum. Bence yanlış bir kategorizasyon olayı var. Yani ben hiçbir şekilde, hiçbir düzlemde Bloodborne'la Zelda'nın aynı kategoride yılın en iyi oyunları hangisidir? İşte ikisi de biri 90 puan aldı, biri 80 puan aldı gibi değerlendirilebilecek olmasını anlamıyorum. Çok farklılar. Ben hani Bloodborne başka bir yılın oyunu ama. Hayır, yani örnek veriyorum. Yani. Ve Nintendo oyunlarında bence kendi içlerinde değerlendirilmesi gerek Nintendo oyunları. Çünkü Nintendo oyunları çok özel oyunlar. Ya yılın oyunu kavramı biraz zaten garip bir kavram. Şimdi yani zaten not vermek de biraz garip bir kavram. O yüzden birçok yayında bunu bırakıyor artık yani. Ama şey yani karşılaştırmak durumunda kalıyorsun. Öbür türlü çok anlamsız oluyor çünkü. İşte saçma yani. RPG de çok geniş bir alan. Evet. Yani doğru düzgün diyaloğu olmayan oyunlara RPG deyip geçebiliyor bazen bazı büyük kaynaklar. Ya da çok uç olabiliyor iki RPG örneği. İşte mesela bu sene birbiriyle yarışan konuştuk Divinity Originals'ın 2 ve Persona 5. Bu kadar uç olur yani. İki RPG spektrumunun ucunda ikisi gibi. Ama yani yarıştırmak zorunda kalıyorsunuz çünkü nedense GOTY işte vermeniz gerekiyor. İşte bu tür şeyleri sevmiyorum. O yüzden diğeri sinir uyandırıyor yani. Evet. Öyle hoş. Persona ben de sinir uyandırmadı tabii ki de. Yalnız şunu da söylemek isterim. Çok pardon sizi böldüm ama. Rica ederim, buyurun. Genel olarak biz zaten Amerikan basınında bu ara aşırı derecede ben puanların yüksek tutulduğuna inanıyorum oyun çıkışlarında. Yani bilmiyorum o hype'tan mıdır, başka bir şeyden midir bilmiyorum gerçekten ama bayağı bir ay sonra falan dinlemek lazım incelemeleri diye düşünüyorum. Evet. Ben ise inceleme sevmem, dinlemem. En kolayı benimki. Uzak dur. Havalı. Etkileme beni. Evet. Evet. Rekitar ve Harun Demir demiş ki oyun oynamaya başlama hikayemiz nedir? Ben anlatmak isterim. Lütfen. Oyun oynamaya küçükken bana konsol alındığında başladım. Hepsine Atari diyorduk ama mahalledeki amcada hangi konsol varsa onu aldık. Görünüş olarak Super Nintendo Entertainment System olan SNES'e benziyor. Diğeri de Atari 2600'e benziyor. Ama eminim sahtedirler. Yani, ama oyunlar güzeldi ve eğlenceli. Yani sanmıyorum. Üzerinde Nintendo yazmıyordu. Nintendo SNES gibi görünenin. Diğerinin üzerinde de Atari yazmıyordu. Süper Nintendo'yu almışlar sana. Bilmiyorum ne yazıyordu üzerinde Tatari, ama. Tatari ya. Hiçbir şey yazdığını hatırlamıyorum ama oyunlar çok güzeldi. İşte güzel bir çocukluk geçirdim. Yaz gelsin diye, tatil gelsin diye bekliyordum. Saklıyorlardı tatil dışında şeyleri. Şimdi yani ise bir acı hikayesi. Bir üzücü hikaye. Benim hiç konsolum olmadı arkadaşlar. Bilgisayarım oldu arkadaşlar. Şöyle bir 15-16 yaşındaydım galiba. Bir bilgisayarım oldu ama bilgisayarda çok oyun oynamıyordum. İşte o zaman konsollar falan böyle Tetris falan modülleri çıkmıştı böyle şeyleri. Aletleri işte. Komşumuzdan ödünç alıyorduk arada. Onunla falan oynuyordum ben böyle işte acıların çocuğu olduğum için. Sonra üniversiteye gittim 17 yaşımda. İlk böyle koşarak şeye gittim. Karaköy'de elektronik satan abiler var böyle şey alt geçitte. Hemen oradan bir tane Nintendo Pocket almıştım kendime. Ondan sonra hiç durmadım arkadaşlar, affedersiniz ama ne konsol varsa elime ne geçtiyse aldım yani, öyle söyleyeyim. Evet. Böyle. Evet, isterseniz bir dinlenin, arkanıza dayanın. Ya yoruldun mu? Evet, derin nefes alın, sorular yarıya vardık herhalde. Yarıldık mı? Ertuğrul Hakan sormuş ki parti kursanız sevgiliniz oy verir mi? Cevap veriyorum. Bir dakika Ertuğrul. Ertuğrul. Evet, özellikle sorulmasın dediğimiz şeyleri soran birkaç insan oldu böyle esprili bir şekilde, çok hoştu. Evet. Evet. Gökhan G5 demiş ki oyun film seçerken Metacritic, IMDb gibi skorlara bakıyor musunuz? Nasıl seçersiniz? Ben nasıl seçiyorum? Sevdiğim yönetmen, sevdiğim senarist veya güzel film seçtiğine emin olduğum aktörler ve aktrislerin üzerinden gidiyorum genelde. Sırf onları, o listeleri bile takip etsem zaten bayağı bir şey çıkıyor. Evet. Onlar olmayınca, onlardan sonra bağımsız film festivallerinin aday listeleri harika oluyor. Mantıklı. Oscar'ın aday listeleri bile fena olmuyor seçerek yani. Ardından... Evet, aday listeleri çok geniş. Evet, aday listeleri harika. Arada kalırsam IMDb skoruna bakıyorum ya da hani... kötüymüş bu film, niye izledim bakayım skoruna falan gibi. Evet, ben IMDb'ye bakıyorum arkadaşlar genel bir fikir versin diye. Ama genelde mesela çok sevdiğim filmler zaman zaman özellikle böyle daha drama filmleri falan 5 puan, 5,5 puan falan olabiliyor. O yüzden çok sallamıyorum ama özellikle bilim kurgu konusunda bakıyorum. Gerçi o da çok yüksek puanlı oluyor genelde, biz o kadar beğenmiyoruz falan. Öyle bir... Yani işte fikir edinmek adına bakıyorum. Open Critic'ten de yeni çıkan oyunların incelemelerini takip ediyorum. Ama yani ona bağlı olarak çok fazla da hareket etmiyorum. Çok istediğim bir oyunsa alıyorum genelde zaten. Bir de bazen beklediğimizden düşük puan gördüğümüz ya da beklediğimizden yüksek, genel olarak neden verildiğini tahmin edebiliyor insan. Evet. O yüzden çok etkilemiyor beni. Şu yüzden verdik diye. Ya çok şakacıyım. Çok. Evet, Arda Tarihi diyor ki soru sormak mı lazım şimdi? Buyurun. Ülkemizdeki oyun camiasının gidişatını nasıl buluyorsunuz? Yani gidişatını iyi buluyorum. Eskiye göre bence çok daha bilinçli insanlar. Yani şimdi tabii ki bir böyle YouTube'a falan bakarsanız bir işte Minecraft, GTA falan hakimiyeti olacaktır. Yani bu çünkü çok büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Ama çok daha bilinçli oyuncular olduğunu düşünüyorum bir 5-10 sene öncesine nazaran. Evet. Yani medyada da hani bu Nintendo muhabbetleri falan oldu. Nintendo'ya çok değildi, o geldi gösteriliyor falan. Ya hoş değil ama hani insanların kendi tercihidir yani. Nintendo'ya da değil, Nintendo oynayan insanlara direkt evet, yani hoş olmayan laflar. Evet, saygısızca olmuş ama yapmak gerek. Yani kötü niyetle yapıldığını zannetmiyorum ama evet hoş değildi gerçekten. Ama dediğim gibi ben çok fazla Nintendo'cu insan tanıyorum Türk ve gayet harika insanlar hepsi yani. Evet. Evet, teşekkürler. Efendim, benim ekleyecek bir şeyim yok. Larry sormuş ki bize komediler, pardon, öncelikle kanalın adı, renkleri ve logosu nereden geldi? Adını söylemiştik, renkleri beğendiğimiz renkler. Renkleri, logosu, evet. Logoda elimizden bu kadarı geldi. Çalışırken. Evet, bir arkadaşımız, bir takipçimiz bize logo yapmayı önerdi, yaptı da birkaç tane. Çok tatlı, gerçekten çok güzel şeyler yaptı, çok sağ olsun. Ama şimdilik böyle devam etmeye karar verdik. İleride belki güncelleriz yine. Evet, komedi özelliklerim, komedi dizisi önerilerimizle ilgili sorular sorulmuş. Yaptığımız videolar var. Onların dışında yapmak istediklerimizden de söz edilmiş. Bunların dışında önerilerimiz nasıl? Komedi dizisi önerilerimiz. Çekeceğiz birkaç tane arkadaşlar ama ben bir iki başlık söyleyeyim. Zaten videolarını büyük ihtimal çekeriz. Happy Endings öneriyorum. Hı-hı. Ondan sonra Keeping Up Appearances öneriyorum. Harika. Onu çekmeyebiliriz. Ve Portland'ı öneriyorum. Niye çekmeyebiliriz? Hayır, sadece çekmeyebiliriz. Ya niyeymiş canım? Ortaokuldan beri sevdiğim dizi ben çekerim. Tamam. Mestan'la çekeriz biz. Hayırsın. Mestan da sizi öpüyor. Mestan'ı öpmüşler. Evet. Evet. Parks and Recreation biz de çok severiz. Bir de co-op videosu. Daha fazla co-op videosu bizim için de çok eğlenceliydi. Evet arkadaşlar. Yani çok gameplay videosu çekmiyoruz artık. Eskiden Let's Play falan da çekiyorduk ama zaman zaman yapmayı düşünüyoruz. Bizim için de çok keyifli çünkü. Evet. Her şey elimizdeki zamanla ilgili. Zaman yönetimi. Evet, Zahid Emre Metin demiş ki New Nintendo 3DS XL alacağım. Ekran koruyucusu almalı mıyım? Yoksa taşıma çantası yeterli mi? Yine pratik düşünceye sahip bir arkadaşımız. Evet, araya güzel kullanan. Ne dersiniz? Sizin var. Yani taşıma çantası biraz kişiye bağlı bir şey. Pardon, ekran koruyucusu kişiye bağlı bir şey. Ben sadece Switch'te ihtiyaç duydum. Plastik ekranlarda çok sorun bence. Bir de 3DS kapandığı için bir sorun değil bence, ama yani tabii ufak tefek çizikler sinirinizde olacaksa mutlaka alın, yani kimse almayın demesin size. İkinci sorumuz neydi? Super Mario 64 diyor. DS Port'u iyi midir? Tabii ki iyidir. Chrono Trigger'ın, evet arkadaşlar, Chrono Trigger, New Super Mario Bros. DS ve The World Ends With You. Üçünü de oynamadım arkadaşlar. Evet, Chrono Trigger'ı oynamadığımı buradan itiraf ediyorum. Maalesef zamanında bir türlü oynayamadım. Şimdi de kartuşları falan pahalı olduğu için bir türlü yanaşmadım yani. Ve eski RPG, JRPG mekanikleri çok fazla zaman kaybına neden olduğu için öyle olacağından da korkuyorum. Ve o beni çok soğutmaya başladı artık. Yenilerde çünkü bunları atlama seçenekleri koyuyorlar. Hatta remaster'larda bile yapıyorlar bunu. Ama çok soğumamak adına oynamadım yani, öyle söyleyeyim. The World Ends With You, Switch ile oynayacağım. Uzun süre radarımda olan bir oyundu. Neden sonra da oynamadım arkadaşlar. Evet, Hakel Çam'dan 10 soru. Evet, Çam'ı biz demedik. Herkes birer soru sorsun demedik. Evet, o nedenle, doğru. Tabii ki. Evet, sevdiğimiz oyunları biliyoruz. Bakalım. Orada yaşamak istediğimiz oyun ya da kitaplar da dahil, film de dahil. Yaşamak istediğimiz dünya. Söylüyorum. Evet. Sadece Star Trek dünyası. Zaten Star Trek dünyası da bu dünyanın geleceği olduğuna göre belki de hala orada yaşıyor olabilirim. Ben Borderlands dünyasında yaşamak istiyorum. Gerçekten mi? Gerçekten şöyle güzel bir silah, işte böyle bir tehlike. Spor durmadan koşturuyor. Ama aslında tam olarak ölmüyorsun. Çok ölmüyorsun, paran gidiyor. Canlanıyorsun. Olabilir. Biraz vahşi. Biraz vahşi. Ben Star Trek şöyle medeniyet, şöyle federasyon, böyle şeyler istiyorum arkadaşlar. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış. Canavar tabii. İyi dedin. E-spor müsabakalarını takip ediyor muyuz? Nasıl değerlendiriyoruz? Eşitlikle ilgili sorular. Çok güzel bir soru önce. Teşekkürler. Ayrımcılığa karşıyız tabii ki. Ben etmiyorum ya arkadaşlar. O yüzden hiçbir bilgim yok yani. Ama hani çok şaşırtıcı değil, çünkü oyuncu kültüründe hala biraz toksisite mevcut, biliyorsun. Ayrımcılık da mevcut oldukça, ama değişiyor her şey ya. Mesela işte konuşuyoruz arada, League of Legends çok fazla şey yapıyor, Riot Games çok fazla program uyguluyor mesela bu toksisiteyi işte azaltmaya yönelik. Toksisite derken neyi kastediyorsun? Toksiklik yani, böyle bir kötü davranış, ayrımcılık, kötü oyuncu davranışı, anlatabiliyor muyum? Evet. Öyle şeylerden bahsediyorum. Yani takım açısından aslında cinsiyete göre takım oluşturmanın politik nedenleri olabilir ve bazı haklara daha kolay ulaşılmasına yardımcı olabilir, ama yine esasta ayırdığın için, iyi bir amaçla da ayırıyor olsan, onun yerine bence özel destek yani ve bilinçlendirme programları ve çalışmalarıyla daha uzun vadede yararlı şeyler elde edilebilir gibi geliyor. Katılıyorum. Bir de nasıl ayrılıyor bilmiyorum. Yani illa her oyun için kadın ve erkek takımları ayrı mı bilmiyorum, ama bence karma takım her zaman daha mantıklı yani. Bilmiyorum. Yani özellikle erkekler katılıyor diye hani kadınlar da katılabilsin diye bir de kadın takımı kurduk dediğimizde aslında çok da bir sorunu çözemiyoruz gibi duruyor, ama bazen de öyle ayrı takım yaptığında işte bazı politik hedeflere, bazı haklara daha kolay erişebiliyorsun. Evet. Artılar, eksiler. Evet, bu biraz da, maalesef takip etmediğim için bu kadar konuşabiliyorum. Evet. Hangi oyun yapımcısıyla tanışmak isterdiniz ve neden? Ben Black Isle ile tanışmak isterdim. Ama artık varlar mı hala bilmiyorum. Bir de Laria'nın bir ofis partisine davet edilsem çok mutlu olurdum. Hemen şurada gidersin. Davet etmelere gerek beni ofis partisine. Bir sonraki Kickstarter'larını takip et. 1000 euro vereyim. Sonra. Ben Keita Takahashi arkadaşlar, Katamari'nin yaratıcısı olan, kendisini Twitter'da takip ediyorum. Çok zaten eğlenceli bir hayatı olan bir. Yani her şeyde çocuk gibi çok güzel şeyler gören bir insan. Hayal gücü çok güzel. Vatta mı çıkaracak biliyorsunuz. Onunla tanışabilirdim yani. Ben öyle çok yıldızlar olan bir insan değilim, ama ilginç olurdu diye düşünüyorum. Evet. Peki izlemiş olduğumuz anime mangalar var mı? Nasıl gidiyor bu anime manga hayatımız var mı? Efendim, manga çok okumamakla birlikte komedi türünde animeleri seviyorum. En sevdiklerim arasında da Oran, High School, Host Club, bulunuyor ve de Yuri Yuri bulunuyor. Evet. Ya bunlara çok güldüm açıkçası. Ha. Evet, ben de komedi türüne gitmeyip yine genel olarak beğendiğim fantastik türe giderek öncelikle anime çok seviyorum. Sen de seviyorsun. Ben anime seviyoruz ama çok işte, takip etmiyorum ama seviyorum. Evet, Fate Stay Night süper çok sevdiğim bir anime. Ergo Proxy harika ve Miyazaki'nin her şeyini beğendim açıkçası. Resmen huzur doluyor insanın için. Çok çok güzel animeler var tabi, aklıma ilk gelenler bunlar. Big Bang Theory'yi izlediniz mi? Ben son sezonda bıraktım. Artık hep tekrar ediyor gibiydi espriler birbirini. Evet, ben 4. 5. sezonu bir şeyde bıraktım. Sen de ben birkaç sezon hatırlamıyorum. Çok oldu, 9 sezon vardı. Bilmiyorum. Sen ben evet o 2 sene oldu sen bırakalı en az. Türkiye'ye geri dönseniz kanala devam eder misiniz? Zaten Türkiye'de başlamıştık. Tabii. Ondan sonra dileyin benden ne dilersiniz? 3 dilek diliyor. Ben bir tane dilemişim. Onunla hallederim diğerlerini. Seninki? Ben de öyle. Sen de mi öyle? Seninki aynı şey mi dilemişsin? Görünmezlik denedim, istedim ben. Hallederim her şeyi. Ne kadar sinsisin. Görünmez olup ne yapacaksın kim bilir? Ya şimdi şey düşündüm. Çok para isteyebilirim ya da çok güç isteyebilirim falan. Ha, görünmezlik hepsi işte kurvasan mı istiyorum? Alayım oradan falan. Hırsızlık ya. Herkes yapacak bunu yani. Bankaya git oradan. Bir ev kadar para çal. Ya benimki daha etik tabii ki arkadaşlar. Böyle şey mi olur? Bu ne ya? Ya cin geliyor bana dilek dile tut diyor. Herkes. Şimdi arkadaşlar izlerken bir kendinize sorun. Ne isteyeceksiniz cinden? Eşitlik mi isteyeceksiniz? Ya değil? Bir şey diyeceğim. Seni yani iyi tanıyan biri olarak biliyorum ki sen gidip o kruvasana almazsın. Ay alamam, çalamam değil mi? Belki kötülerden çalarım. Uçmayı falan istemem. Görünmez Robin Hood. Ha, belki kötülerden öyle. Çalabilirim. Öyle. Kötü kruvasan sahipleri. Hırsızlardan çalayım. Ay olmaz. O da başkasının parası. Bana neyse. Sadece bir tane TARDIS yeterli arkadaşlar. Teşekkürler. Ben gerisini hallederim. Buyurun. Ben de gelebilir miyim? Hayır. Gezmeye? Hayır. Ne kadar kötüsün. Mestan'la yaşamış olduğumuz en büyük sorun nedir? Ya Mestan sürekli benim suyumu içiyor arkadaşlar ve aşırı derecede sinir oluyorum kendisine. Hep suyumu içmeye çalışıyor. Lütfen buna bir son vermesini söylerseniz sevinirim. Evet, oturuyor sehpaya böyle eliyle. Kendi suyu yokmuş gibi. Çok şirin içiyor ama yani lütfen kendi suyunu hep içsin. Yani su, çay, kahve, süt. Evet, suda da durmuyor yani. Süt de yani. Neyse. Evet. Benim için en zoru tüyler, çünkü tüyleri temizlemem gerekiyor. En büyük takıntımız. Bu zor bir soru. Ben ne takıntı ne takıntı değildir diye zorlandım. Ben hangi birini sayayım? Çok takıntım var benim. Çok takıntılı bir insanım. Ha, benim için bir şey tam kafamdaki gibi olmuyorsa biraz soğuyorum ondan ve bunu bırakmak istediğim için bu takıntıyı. Kendimi motive etmeye çalışıyorum yine de yapmaya. Çok zor oluyor ama yani öyle. Evet, ama hayatta öğrendiğim bir şey varsa arkadaşlar, özellikle yaratıcı bir şey yapıyorsanız mükemmeliyetçilik destek değil köstek olur size her zaman. Bunu söylemek isterim. Evet. Yaşam dersleri. Evet, neden birbirimize laf sokarak konuşuyoruz videolarda? Biz öyle şakalaşıyoruz. Ya bizim pasif agresif şakalaşıyoruz. Evet. Ya bizim şakalaşma şeklimiz öyle birazcık şey, kara mizaha dayanan olduğu evet. için öyle duruyor herhalde, bilmiyorum. Ben laf soktuğumu evet, düşünmüyorum. Çok kendini beğenmiş göründük Gökçe. Kara mizah şeklinde muhabbet ediyoruz. Avantgard insanlar olarak. Buyurun efendim. Evet, arka plandaki kontak sahnelerin olayı nedir? Sevdik koyduk. Demek istiyorum sizin evet. için. Ben kitabını zaten çok seviyorum. Hep de söylüyorum. Filmini de seviyorum arkadaşlar. Sahneleri ben seçmedim. Böyle bir set bulduğum için bunu almıştım. Buraya gelirken de yanımıza çok az şey getirebildik. Biz Star Trek'leri getirdik şu karşıdaki. Bir de bunları getirebildim ben. Böyle bunları astık ve çok seviyorum ama gerçekten bayıldığım bir film ve aynı zamanda daha çok kitabıdır yani. Evet. En çok ne tür müzik dinlersiniz ve en beğendiğiniz 3 albüm? Buyurun. Dinlediğim tür müzikler biraz ya şimdi böyle isimlerini yazınca böyle kendime dedim lanet olsun Zeynep, bütün nerede yeni tür var onları beğenmişsin. Neyse, post rock, post punk, hardcore, sludge ve klasik müzik, çünkü piyano öğrenmeye çalışıyorum. Türler bunlar. Çok hoş. Ondan sonra sevdiğim albümleri de bu da zor oldu baya. Red Sparrows, Every Red Heart Shines Toward the Sun, bir güzel bir post rock albümü. Gökçe'nin uyku albümü dediği ama o onun yani. Ayıbı yani. Bu arada Red Sparrow'u severim ama yani tam bir uyku albümü. Hangi albümünü seviyorsun buna uyku deyip? Lütfen. The Apple Seed Cast, The End of the Ring Wars, baştan sona. Bu arada bu albümlerin hepsi baştan sona böyle dinlenmeli. Yani ben albümlere öyle inanıyorum özellikle. Özellikle bu da uyuyacaksınız. Bu da The End of the Ring Wars. Arka arkaya koyun. Arkadaşlar bilen biliyor şimdi yani. Şimdi yapmayalım. Üçüncü favorim de Hatebreed. Hatebreed 2009 tarihli albüm. Gerçekten baştan sona harika bence. Önceki albümleri de güzel de bu albüm özellikle şarkı sözleriyle de beni çok etkiledi. Yani daha çok insanlar tabii ki bu listeye girebilecek tabii, ama ilk üç, böyle diyorum. Evet. Aklım tabii ki Nick Cave'de kaldı ama 4 demediğiniz için bu kadar. Yani favori gruplarından benim ben olacağımı düşünmüştüm ama grup. Ah neyse arkadaşlar. Ben müzikle uğraştığım için Synthwave'den Riot Girl'e, efendim Tohu'ya işte konuştuk. Birçok şey dinliyorum. Çok fazla şey dinliyorum. Yani çok fazla tür dinliyorum. Çok fazla şey dinlemiyorum açıkçası. Hayatımda da iz bırakmış olan albümlerden örnek vermek istedim. Tabii. Team Dresch, Captain My Captain, Latigra, This Island ve efendim Sleater-Kinney One Beat albümlerini çok beğenerek zamanında dinlediğim albümlerdir ve yani şekillendiren albümler. Bu arada ben Rockset'i çok severim. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Bence bu kadar yaratıcı bir pop grubu yeryüzüne çok az gelmiştir yani. Bunu da söyleyeyim. Çok ilginç bir şekilde ben kadın sesi çok severim. Ama benim albümlerim erkek albümleri erkek olmuş. Vokal. Seninkiler de kadın. Ben kadın vokal severim. Kadın, ben de kadın vokal seviyorum ama favori listelerime erkek vokal severim aslında. Ama mesela Adele çok seviyorum ben. Harika bir sesi var. Ama şarkıları o kadar güzel değil bence. Hı. Sesi şarkılarından güzel. Kendisiyle ilgili hep denen bir yorum bu. Evet, ses fantastik yani. Evet, evet, evet logomuzu daha profesyonel bir tasarıma geçirmeyi düşünüyor musunuz? Ona cevap verdik. Ona cevap vermişti Gökçe. Videonun kırmızı çerçevesi ve o Time Bar'la ilgili yoruma teşekkür ederiz. BBR CNGL adlı artık neyin kısaltması anlayamadım kusura bakmayın. Çok teşekkürler. Güzel bir öneri. Evet. Bir de Sarvet Nintendo Front kodlarımızı öğrenebilir miyiz demiş. Onu iyi söyledin Sarvet. Bu videonun yorumlarına koyalım. İşte PSN ve front kodlarımızı koyalım. PSN, Steam, Nintendo. Çok Steam kullanmıyorum ben ama koyalım. Ben çok kullanıyorum. Hep bilgisayarda oynuyorum. Doğru dedin. Doğru. Ha doğru. Ben de PlayStation'ı çok kullanmıyor oluyorum. Mesela. Yani bana şaşırtıcı geldi bunları şimdiye kadar paylaşmamış olmamız. Evet. Unutmuşuz. Paylaşalım oradan buradan. Böyle işte. Umarım eğlenmişsinizdir. Biz yanıtlarken çok eğlendik. Bir şey unutmamışızdır arkadaşlar yani. Tek okumadığımız ama bir isim, atladığımız bir soru varsa kusura bakmayın. Evet teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok güzeldi. Biz çok keyif aldık. Belki ileride bir tane daha yaparız. Evet. Şimdi soru kalmamıştır kimsede zaten. Yani bitti artık. Kimse her şey hobilerimizi sormadı. Kimse hobilerimizi, kimse yaşımızı sormadı. Evet. Ama ben herkese düşündüm. Göre kitap, oyun ve filmle ilgilenen ve başka hobisi olmayan insanlar gibi görünüyoruz. Ama kimse yaşımızı sormamasını düşündüm. Ama herhalde kibarlıktan sormadılar diye düşündüm. Ne kadar kibarca. Değil mi? Evet. Öyle. Ben sorardım yani. Ben merak ederim. Sormak isterseniz sorun. Benim için şey değil öyle kadının yaşı sorulmaz. Yok bitti artık. Yani. Bitti mi? Sorular bitti. Bir sonraki şeye saklayın. Evet şaka bir yana arkadaşlar. Teşekkür ederiz ve görüşmek üzere deriz.